Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 20 elektrokimya ile devam ediyorum. 6. videomuz. Evet, indirgenme yarı tepkimelerinin birleştirilmesi. Burada kalmıştık. Devam edelim. Şimdi şu tepkimemize bakalım. Demir 3 artı artı 3 elektron demir katı hale dönüşmüş. Bunun E0 standart elektrot potansiyelini nasıl bulabiliriz? Bunu bulmamız için bize aşağıdaki iki tepkime verilmiş. Bu tepkimelerde demir artı 2'nin 2 elektron alarak katı demire indirgenmesi, standart elektrot potansiyeli -0,440 volt, demir artı 3'ün 1 elektron olarak demir artı 2'ye indirgenmesi, bu indirgenmenin standart elektrot potansiyeli de 0,771 volt. Şimdi üstteki tepkime ile bu tepkimelerin ilişkisine bakacak olursak, bu iki tepkimeyi basitçe topladığımızda aslında üstteki tepkimeyi elde edebiliyoruz. Evet, şöyle bakarsak, demir 2 artı, demir 2 artı bunlar birbirini götürür. Demir 3 artı sulu çözelti de artı 3 elektron. Sağ tarafta katı demir vardır. Bu iki tepkimeyi topladığımızda üstteki tepkimeyi elde edebiliyoruz. Fakat E0 değerlerini toplayamayız. Üstteki tepkimenin standart elektrot potansiyeli E0'ı soruluyor. Fakat bu iki tepkimenin E0'ını toplayarak bunun E0'ını elde edemeyiz. E0'ların böyle toplanma özelliği yoktur. Bunun yerine neyi toplayabiliriz biz? Delta G0 değerlerini toplayabiliriz. O zaman her iki tepkimenin önce delta G0 değerlerine geçelim. Delta G0 neydi? Delta G0 eşittir. Eksi N F E0 pildi. Şimdi bu tepkime için delta G0 eşittir. Eksi N dediği elektron sayısı, bu tepkimede aktarılan, verilen, bu tepkimede kullanılan elektron sayısı 2 elektron. 2 çarpı F Faraday sabitini F olarak bırakalım. 96.485 joule bölü kulomb bölü mol yazmayalım. Çarpı E0 pil de eksi 0,440 volt. Şimdi böylece birinci tepkimenin delta G0'ını bulduk. İkinci tepkimenin delta G0'ını yazalım. O da eksi elektron sayısı, bu tepkimede aktarılan, kullanılan elektron sayısı 1 elektron. 1 çarpı F Faraday sabiti çarpı E0 pil de bu tepkime için E0 0,771 volt. Bu şekilde yazdık. Şimdi iki tepkimeyi toplayıp alttaki tepkimeyi elde ettiğimize göre bu iki tepkimenin delta G'lerini toplayarak alttaki tepkimenin delta G0'ını bulabiliriz. O zaman o da ne eder? Bu ikisini toplayacak olursak şurası nedir? Eksi 0, eksi eksi artı yaptı. Artı 0,880 F volt biriminde. Artı alttaki tepkime ile topluyoruz. Eksi işareti geliyor buradan. 0,771 F çarpı F, bu da nedir? Volt birimindedir. İkisinin sonucunda delta G0'ını bulmak istediğimiz tepkime için 0,109 F Faraday çarpı Faraday volt biriminde buluruz. Şimdi delta G0 eşittir neydi? Eksi N F E0. Bu tepkimenin E0'ını bulabiliriz. Zaten bulmak istediğimiz şey bu tepkimenin E0'ı. Bunu bulmak için bu tepkimenin delta G0'ı eşittir. Eksi NF bu tepkimenin E0'ı. Bu tepkimenin E0'ı, yani standart elektrot potansiyelini nasıl ifade edebiliriz? Demir 3 artıdan demir artıya standart elektrot potansiyelleri zaten hep indirgenme eğilimini gösterirdi. Bu tepkimede zaten indirgenme gerçekleşiyor. E0'ı budur. Şimdi buradan devam edersek işlemi yapmaya, yani E0'ı çekersek buradan E0 demir 3 artıdan demire elektrot potansiyeli eşittir. Eksi 0,109 F bölü, şimdi buradaki N nedir? Şu tepkime için N 3'tür. 3F değil mi? 3F buraya gelir. 3F. Bunlar da ne birimindedir? Volt birimindedir. Şimdi buradan E0 değerini 3 artı ve demir
eşittir eksi 0,0363 volt olarak buluruz. Ne oldu? Faradaylar birbirini götürdü. Bulmak istediğimiz bu tepkimenin standart elektrot potansiyelini böylece bulmuş olduk. Burada da görmekteyiz ki, tekrarlamış olalım. Nedir? E0'lar toplanmaz. Delta G'ler toplanabilir. Bundan faydalanarak bilinmeyen E0'ı bilinmeyen tepkimenin E0'ını bulmuş olduk. Evet, devam edelim. E pil, E0 pil veya özelliğine bakalım. Birkaç özelliğinden bahsediliyor burada. E pil artı ise tepkime belirtilen koşullarda ileri yönde istenmidir. Şimdi E pil pozitifse tepkime istenmidir yazıldığı şekilde. Delta G neydi? Delta G küçükse sıfırdan istemliydi. E pil ya da E0 pil eksi işaretli ise tepkime belirtilen koşullarda ters yönde istemlidir. Yani yazıldığı şekilde değil de zıt yönde istemlidir. Bir de şu özelliğini söyleyelim. Hücre tepkimesi ters çevrilirse E pilin işareti de değişir. Bu da E pilin diğer bir özelliği. Şimdi bir örnek üzerinde bunu görelim. Alüminyum metali sulu çözeltide bakır 2 artı iyonu ile yer değiştirir mi? Başka bir deyişle aşağıdaki tepkime, yani bu tepkime ileri yönde bu yazıldığı şekilde kendiliğinden oluşur mu? Zaten buradaki tepkime alüminyum metalinin bakır 2 artı ile yer değiştirmesi. Alüminyum metali alüminyum artı 3 iyonuna dönüşüyor. Bakır artı 2 iyonu da bakır metaline dönüşüyor. Böylece yer değiştirmiş oluyorlar çözeltide. Bu tepkime kendiliğinden olur mu? Yani bu tepkime istemli midir? İstemli olup olmadığını anlamamız için neye bakacağız? E pil değerine bakacağız. Eğer E pil pozitifse evet, bu yazıldığı şekilde bu tepkime istemlidir diyeceğiz. E pil neydi? Bu tepkimenin E0 pil diyelim ya da standart koşullarda, çünkü 1 molar 1 molar standart koşullar. E0 katot eksi E0 anottur. Şimdi hangisi katot, hangisi anottur? Katotta ne olurdu? Katotta indirgenme olurdu. Burada indirgenen türe bakalım. Bakıyoruz, alüminyum artı sıfırdan artı 3'e yükseltgenmiş. Bakır artı 2'den sıfıra indirgenmiş. O zaman bizim bakır katodumuz bakır elektrot. Yani bakır 2 artıdan bakır metaline standart indirgenme elektrot potansiyeli bakır elektrodun. Eksi anotta, anotta yükseltgenme olurdu. Alüminyum sıfırdan artı 3'e yükseltgeniyor. O zaman anotumuz alüminyum. Alüminyumun buraya indirgenme potansiyelini yazacağız tabii ki. Yükseltgenme de olsa ne demiştik? E0 standart elektrot potansiyelleri indirgenme eğilimini ölçer. O yüzden burada artı 3'ten 0'a indirgenmeyi gösterir. Şimdi evet, hemen bunu buradan hesaplayabiliriz. E0 pil eşittir. Bakır elektrodun ve alüminyum elektrodun standart elektrot potansiyelleri zaten verildi. Bakır için 0,340 volt. Eksi alüminyumunki de eksi 1,676 volt. Buradan bu tepkimenin E0 pilini 2,016 volt buluruz. Sıfırdan büyük olduğu için bu tepkime yazıldığı şekilde istemlidir. Yani yazıldığı şekilde ileri yönde bu tepkime gerçekleşir, kendiliğinden olur. Alüminyum metali bakır artı 2 iyonu ile yer değiştirir diyoruz. Evet, devam edelim. Şimdi E0 pil ile K arasındaki denge sabiti, yani arasındaki ilişkiye bakalım. Şimdi neydi? Delta G0, delta G0 eşittir. Bir önceki bölümde, bölüm 19'da gördüğümüz üzere neydi? Eksi RT ln K idi. Yine delta G'nin eksi NF E0 pile eşit olduğunu da öğrendik. O zaman bu ikisini birleştirdiğimizde buradan E0 pili çekersek E0 pil ile denge sabiti K arasındaki ilişkiyi bulmuş oluruz. O da eşittir. Nedir? RT bölü NF ln K'dır. Şimdi burada R gaz sabiti 8,3145 Joule bölü mol Kelvin birimini kullanıyoruz. Burada N tepkimede aktarılan elektronların mol sayısı. Tepkimede aktarılan elektronların mol sayısı. Mol sayısı diyelim.
Daha sonra tepkime E0 pilden bahsettiğimize göre standart koşullardan bahsediyoruz ve standart elektrot potansiyelleri hep 25 santigrat derecede verilen değerlerdir. Sıcaklık 25 santigrat derece, yani Kelvin cinsinden 298 Kelvin eder. Şimdi bu bilinenleri, bu bilinen değerleri, sabit değerleri bu formülde yerine yazarsak şöyle bir sabit değere ulaşırız. Şimdi yazalım. R 8,3145 Joule bölü mol eksi 1 Kelvin eksi 1. Yani Joule bölü mol Kelvin. Çarpı 298 Kelvin T sıcaklık. N aktarılan elektron sayısı. F Faraday sabiti 96.485 Coulomb bölü mol. Ln K. Formülümüz bu oldu. Şimdi şuradaki şu sayıları, şu sayılar bir sabiti göstermekte. O sabit değeri bulursak o zaman E0 pil eşittir. Bu sabit sayı 0,025693 volt bölü N aktarılan elektronların mol sayısı Ln K formülüne ulaşırız. Böylece E0 pil ile denge sabiti arasında şu sabit değerli 0,025693 volt bölü N mol sayısı, aktarılan mol sayısı formülüne ulaşmış oluruz. Yani E0 pili biliyorsak denge sabiti değerini bulabiliriz. Ya da denge sabitini biliyorsak E0 pile geçiş yapabiliriz. Şimdi bunu da hemen bir örnek üzerinde görelim. Örneğimiz şöyle. Bakır metali ile demir 3 iyonu arasında sulu çözeltide 25 santigrat derecedeki tepkimenin denge sabiti K'nın değeri nedir? Şimdi bakır metali ile demir artı 3 iyonu arasındaki tepkime bu. Bakır metali bakır 2 artı iyonuna dönüşüyor. Demir artı 3 iyonu da demir artı 2 iyonuna dönüşmekte. 25 derecede gerçekleşen bu tepkimenin denge sabiti K'nın değerini bize sormakta. Şimdi denge sabiti ile E0 pil arasındaki ilişkiyi veren formülü bulduk zaten. O zaman E0 pili bulursak oradan formülü kullanarak denge sabitine geçebiliriz. Şimdi E0 pil. E0 pil neydi? Katot eksi anottu. E0 katot eksi E0 anot. O zaman katot ve anotu belirlememiz gerekiyor. Şimdi formülümüzü de yazacak olursak E0 pil formülümüz neydi? 0,025693 bölü N volt biriminde bu. Ln K. Şimdi o zaman tepkimede alınan verilen elektron sayısını da N'i de bulmalıyız. E0 pili de bulmalıyız. O zaman yükseltgenme indirgenme yarı tepkimelerini yazmalıyım ki ben aktarılan elektron sayısını da bulabileyim. Şimdi o zaman yükseltgenme yarı tepkimesine bakalım. Öncelikle yükseltgenme yarı tepkimesi hangisi? Bakıyoruz burada. Bakır 0'dan artı 2'ye yükseltgenmiş. Bakır sağ tarafta, bakır 2 artı sulu çözeltide. Ne yapacağım? 2 elektron ekleyeceğim ki toplam elektron sayısı 0 olsun. Burası da 0. İndirgenme yarı tepkimemi bulacak olursam artı 3'ten demir artı 2'ye indirgenmiş. Demir 3 artı sulu çözeltide. 1 elektron alarak demir 2 artıya indirgenir. Burada da toplam elektron sayısı artı 2, burada da yük sayısı artı 2, burada da yük sayısı artı 2. Şimdi bu iki tepkimeyi toplayıp şu tepkimi elde ediyor olabilmem lazım. Burada 2 elektron var, burada 1 elektron. O zaman alttaki tepkimi 2 ile çarparım ve toplarsam bakır katı halde artı 2 demir 3 artı sulu çözeltide, sağ tarafta bakır 2 artı sulu çözeltide ve yine sağ tarafta 2 çarpı demir 2 artı sulu çözeltide. Evet, bu tepkimeyi elde ettim. 2 elektron 2 elektron da birbirini götürdü. Net tepkimem bu. Aktarılan elektron sayısı o zaman ne oldu burada? 2 mol elektron aktarılmış oldu bu tepkimede. Yükseltgenme, indirgenme, yarı tepkimelerini de belirlediğim için katot ve anotu da böylece belirlemiş oldum. O zaman benim katotum indirgenmenin olduğu elektrot demir elektrot. Yani demir 3 artıdan demir 2 artıya indirgendiği indirgenme yarı tepkimesi. Yükseltgenme tepkimem anot. Yükseltgenmenin olduğu elektrot anottur. O zaman E0 anotta
Bakır elektrot. Yine buraya indirgenme eğilimini yazmam gerekiyor. Çünkü standart elektrot potansiyelleri indirgenme eğilimini ölçerdi. Bunu her seferinde söyleyeceğim. Çünkü en çok karıştırdığınız şey bu. Gidip buraya tam tersini yazıyorsunuz. Çıkartmak yerine işte burada nasıl da olsa yükseltgeniyor. Yükseltgeniyor ama buraya indirgenme yazıyorum deyip buradaki değerin tersini alıyorsunuz. Bunları yapmıyoruz. Evet, E0 pil eşittir. Demir elektrodun standart elektrot potansiyeli 0,771 volt. Eksi bakır elektrodunki de 0,340 volt. Buradan da E0 pili kaç bulmuşum? Evet, bakıyorum. 0,431 volt olarak E0 pili buldum. O zaman hemen buradan hesabıma devam edeyim. E0 pil 0,431 volt eşittir 0,025 693 volt bölü elektron sayısı 2 aktarılan ln k. Evet, voltlar birbirini burada götürür. Ln k eşittir kaç çıkar? 33,6. Bu da k'dan kurtulmak için, ln'den kurtulmak için ne yaparız? E üzeri 33,6 yazarız. Bu da kaç eder? 4 çarpı 10 üzeri 14 gibi gayet büyük bir sayı, büyük bir denge sabiti. Yani bu da denge sabitinin bu kadar büyük olması bu tepkimenin bu tarafa doğru hemen hemen tamamen gerçekleştiğini gösterir ki zaten tek yönlü ok olması da K değerinin büyük olduğunu bize göstermiş olmakta. Evet, hemen son örneğimizi de yapalım ve bitirmiş olalım. Şimdi son örneğimiz şöyle. SN yani kalay katı halde. Kalay ile kurşun artı 2'nin sulu çözeltideki tepkimesi tümüyle oluşmalı mıdır? Açıklayınız. Şimdi kalay katı ve kurşun artı 2 nasıl bir tepkime oluşacak? Yani bu ikisinin yer değiştirmesini düşüneceğiz. Yani kalayın katı halden iyon haline, kurşunun da iyon halinden katı hale dönüştüğü tepkimeyi düşüneceğiz. Tümüyle oluşur mu? Tümüyle oluşur mu demek? Yani K sabiti ne kadar büyük demek? Ne kadar büyük? Eğer K sabiti çok çok büyükse evet bu tepkime tümüyle oluşur. Ama küçük bir K sabiti çıkarsa bu tepkime tamamlanmaz. Tam olarak gerçekleşmez. Tümüyle tamamlanmamıştır diyebiliriz. Şimdi evet bakalım. O zaman bize K sabiti gerekiyor. K sabitini bulmak için de formülümüz zaten nedir? E0 pil eşittir. E0 pil ile K arasındaki ilişkiyi veren formül 0,025693 volt bölü N ln K. Bu formülden bulacağız. O zaman biz N'i belirlemeliyiz ve E0 pili belirlemeliyiz deminki gibi. Şimdi E0 pili belirlemek için yükseltgenme, indirgenme, yarı tepkimelerini belirlemeliyiz. Şimdi burada kalay ve kurşun yer değiştireceği için kalayı neye dönüşecek? İyona dönüşecek. Kalay 2 artı yüke sahip olacaktır. 2 elektronu buraya ekledim. Bu benim yükseltgenme yarı tepkimem. İndirgenme yarı tepkimemde de indirgenme olacak. Yani kurşun artı 2 kurşun metaline dönüşmeli indirgenmede. O zaman 2 elektronu buraya eklersem dönüşmüş olur. Bu ikisini topladığımda bana kalay artı ve kurşun 2 artının yer değiştirdiği tepkimeyi verir. Elektron sayıları eşit olduğu için direkt toplayabilirim. Kalay artı kurşun 2 artı bu sulu çözeltidedir. Sağ tarafta kalay 2 artı sulu çözeltide ve kurşun katı halde. Ne oldu? Elektronlar birbirini götürdü tabii ki. Şimdi ne yapacağım? E0 pili bulacağım. E0 pil eşittir. Katot eksi anot. Katotum nedir? İndirgenmenin olduğu elektrot yani kurşun elektrot. İndirgenme eğilimini yazacağım için 2 artıdan Pb 0'a. Eksi anot da yükseltgenmenin olduğu elektrot yani kalay. Burada da indirgenme eğilimini yazacağım için kalay 2 artıdan kalay metalik kalaya. Evet, bu benim E0 pilimi veren tepkimem, ifadem daha doğrusu. E0 pil eşittir. Kurşun elektrodun
Standart elektrot potansiyeli eksi 0,125 volt. Kala elektrodun standart elektrot potansiyeli eksi 0,137 volt. Buradan E0 pil kaç çıkar? E0 pil 0,012 volt olarak bulunur. Şimdi E0 pili buldum. Buradan ben neyi çekeceğim? LNK'yı çekeceğim. LNK'yı çekelim. LNK eşittir E0 pil çarpı N, yani 0,012 volt çarpı aktarılan elektron sayısı nedir? N 2'dir değil mi? Bu tepkime için. 2 bölü şu sabit değer 0,025693 volt. Voltlar gitti. Buradan LNK'yı kaç bulurum? 0,93 bulurum. K eşittir E üzeri 0,93. O da 2,5 çıkar. 2,5 çok büyük bir K değeri değildir. Yani tepkimenin tümüyle oluştuğunu bize göstermez. Tamamlanmaya doğru gitmeyeceğini, bu tepkimenin tamamlanmaya doğru gitmeyeceğini söyler K'nın bu küçük değeri bize. Evet arkadaşlar, bugün anlatacaklarım bu kadar. Beğendiyseniz videomu paylaşmayı, beğenmeyi, abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.